Üçüncü tadımımız oldu bile Sema Sultanım. Buyur. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Aman hatasız puanlama yap, tamam mı? Bu sefer daha dikkat edeceğim. Hadi şekerim. İçi gayet güzel. Ama şimdi bir yemekte de bir yanık olması, ben hiç daha onun tadına bakmadan bu görüntüyle tadına bakmak dahi istemem. Hı hı. Yanmış, onu anladım. Yanık. Ama şerbetini falan güzel çekmiş. Süper. Çok hamur değil. İç malzemesi güzel. Hı hı. İçini beğendim. Şekil. Bu tabakta sadece şekil de güzel. Hı hı. Biraz daha büyük olabilirdi. Biraz daha iri olabilirdi. Ama yanık olması tamamen bitirdi yani. Geçelim ikiye. Bu hiç olmamış. Bunun şerbeti daha, şeker oranı daha yüksek gibi sanki. Halbuki aynı ölçüler, nasıl becerdiyse gelinlerimiz. Şerbeti daha yoğun ama aksine kıtır kıtır. Yani şey çekmemiş. İçinin hiçbir tadı yok. İçinin. Hmm. Hiç, ondan hiçbir tat alamadım. Tamam. Ne fıstık tadı. Şerbeti koyu mu olmuş sence? Ondan olabilir. Koyu olduğu için yoğun bir şeker tadı alıyorum tamam. Şu an ve pişmemiş. Hı hı. Bunun aksine bu da... Şekil şemal. Güzel değil, onu da beğenmedim. Beğenme. Üçüncü tabağa geçtik, buyur. Yani bunun içinin pudingiye hiç yok gibi, çok az. Bunun aksine şerbeti daha duru olmuş bunun. Ve bu da güzel pişmemiş. Cıvık altı şerbet hiç yani. Pişmemiş, altı bembeyaz. Çok cıvık. Kaymağını az mı buldun? Çok az buldum. Geçtik o zaman son tabağına. Bunu beğendim. İçinin kreması güzel. Sadece biraz şekeri, şerbeti biraz koyu olmuş. O yüzden tam çekmemiş ama benim sevdiğim gibi olmuş. Öyle diyebilirim. Hani damak tadıdır ya. Ravaklı mı derler, ravaklı? Ha, böyle kıtır kıtır çok insanı boğmuyor ya. O yüzden bunu daha sevdim. Tamam. Bunu sevdim. Şeklini sevdin, şerbetini sevdin. Şeklini, pişirmesini. İrmik. İçinin irmiği falan güzel. Bunu beğendim. Evet, şimdi puanlamaya. Şimdi puanlama. Aynen öyle. Haydi bakalım. Bol şans. Teşekkür ederim. Buna kesinlikle hani sıfır verme imkanım olsa sıfır vereceğim. Birinci tabak bir puan. Evet. Buna da maalesef kızlar, özür diliyorum gelinler, bir vereceğim. İkinci tabak da bir puan. Buna bir iki vereceğim gene. Altı pişmediği halde en azından içinin pudingi dolgundu. Çok olmadı mı? Azıcık yarısını geri mi alsam Yok, acaba? Yok, ikiyi hak ediyor. Üçüncü tabak iki hak puan. Ediyor. Geriye de dördüncü tabak beş puan. Evet. İki tane birimiz var, nur topu gibi. Şöyle başını alacağım seni. Tabii. Bir tanesinin. Tabii. Açalım, kurtulalım şu birlerden. Tut lütfen. Çok heyecanlısın, görüyorum. Evet, ilk bölümde biri buldum, bir gelinime dua biri verdim. Dua edelim de bu bölümde aynısını yaşamayalım. İnşallah ya, inşallah. Hadi bakalım. Gördüğümüz anda iştahımızı kapatan ama yediğimiz anda aa güzelmiş dediğimiz bir tabak ama puan vermedik. Kaldır görelim. Zeynep. Senin de yorumlarında söylediğin gibi evet, iç malzemem çok güzel oldu. Çok güzel sardım, çok evet. Özenli yaptım. Evet. Ama son 1,5 dakika kala böyle bir facia yaşadım. Evet. Çok güveniyordum tatlıma. Maalesef böyle bir şey yaşadım. Kendime de çok kızıyorum. Yani siz boş bir tabak olmadığı için sıfır veremiyorsunuz maalesef. En düşük puanı kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani tabağımın savunulacak tek tarafı ne kadar özendiğimi söylemek istiyorum. Ama maalesef böyle bir şey yaşadım. Bunu birkaç defa daha yaşadım burada. Yani umarım benim için bu son olur çünkü gerçekten kendime çok kızıyorum. Çok kızıyorum kendime. Size de söyleyecek bir şey bulamıyorum. Teyzeciğim, evet. Aynı bana yaptığın yorumu Sema Hanım'a da yapar mısın? Size de aynı yorum. Hadi onun cevabını ver.
Yok anneciğim, onlar sadece bize gelince. Hadi. Çünkü onun teyzeciğim. Şimdi bu tabağın... Ne oldu teyzeciğim? Özür dilerim. Aklın yolu bir yerim işte mi teyzeciğim? Bir şey söyleyeceğim. Bitti mi? Su konuşabilir söyle. Miyim? Söyle. Tamam. Ben size yorumumun başında dedim ki dün olmayan bir tabağa 5 vermiştiniz. Benim tabağım olmadı ama sizden umutluydum sen dedim. Sen niye düne takıldın? Bitirebilir kendi miyim cümlemi? Kendi hatayı kapatmak için mi? Cümlemi bitirebilir miyim? Sonra da dedim ki evet ben bir aksilik yaşadım. Benim tabağım yandı. Benim tabağım yandığı kabul etmem ne demek? Olmuyor. Tabii ki ben de olsam ben de ona bir yerim. Kabul etmedin, savundun. Aklınca düğünü takmışsın. Kendini bir tane kamufle yapmışsın. Ablacığım bir dakika bekler misin? Hep bekle zaten. Abla, hep bekle. Ama hep cümlemi bekle. Kesiyorsun çünkü benim kıymet. Sen hiç benim değil herkes aynısını yapıyor. Sen bitirmiyorsun işte. Ki. Ablacığım aslında orada sana anlatmak istediğim şey şuydu. Neydi yani teyzem? Biz burada ciddi bir emek veriyoruz hepimiz. Hepimiz için söylüyorum. Ama herkesin yeteneği aynı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani şekil olarak bazen tutturamıyoruz. Bazen benim gibi böyle yakabiliyorum. Ben kendimden örnek vereyim. Bazen içi olmuyor gibi gibi. Olmayan bir tabağa 5 vermiştiniz. Acaba bunu da verir misiniz diye düşünmüştüm diye bir kinayede bulundum aslında. Siz bunu anlamadınız. Yapamadığını kabul et. Yapamadım, yaktım, bir hak ettim. Rahatladınız mı? Evet, o kadar basit. Yapamadım. Yani bunu bunu yaptım desem ayıp olur bana ya. Bunu mu açıyoruz? 2 puancık koklattın bu tabağa sadece. Kıyamadın. Bir ışık gördün. Hakkı buydu. Hiç doğru düzgün pişmemiş bir tabak. Bu 2 puan bu gelinimizi finale çıkarır mı? Beraber göreceğiz. Sadece 2 puan verdik. Kaldır görelim kimin. Hop. Kıymet. Gerçekten delirmelik bir gün, delirmelik bir gün. Kesinlikle. Ben artık ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırıyorum. Kıymetliğim, ben de hiç delirme. Kendi gözünle şimdi görebilirsin. Pişmemiş bir tatlı size var önümde. Size bir şey söylemeye de korkuyorum. Ağlayacaksınız diye. Ay, yani, buyurun, buyurun. Ben bir şey bugün söyleyeceğim. Bugün daha rahatım, söyleyebilirsiniz. Bugün buyurun. Çok rahatsınız. Evet, rahatım. Buyurun. Ya, bakar mısınız üstüne? Evet. Şuna o, bakar mısınız? O kaç aldı yani peki? Yani aralarında sadece 1 puan mı fark var? Evet. Lütfen şunun bakın kreması buradan tamam. Gözüküyor. Bakın ortasından falan tamam. Da değil. Hani ortalarından yemeye çalıştınız ya kremaya ben bakarsınız ya. Ben bu sizi ortadan aldım. Bakın ama bakın bakın bakın. O puanı da kremaya bakın. Verdim. Başka kremaya bakın antene yok. Bakın üstten gözüküyor. Ama bakın. Başka bir özelliği yok zaten. Sadece o kremaya 2 puan verdim. Sizce az mı bu? Evet az. 2 puan. Bunun şerbetini yapmışım. Hayır şerbeti duru artık kendiniz çatalla kaldıramıyorsunuz bile. Evet. Hani akıyor mu öyle duptur akıyor yok, musun durum. Gibi? Bak gayet hayır, güzel. Hayır bana göre durum. Yani ben anlamıyorum sizi. Yok bana o şeyler. Siz buraya gelince aklınız gidiyor diyorum. Çok da yok, doğru çok söylüyorum. Çok aklım yerinde. Gayet iyiyim vallahi yani. Vallahi yerinde olan bir insan. Şu tatlıya 2 puan verdim. Ne dediniz? Kaymak. Vallahi 2 puan verdim. Kenardan yediniz puan. Kaymak yok gibi diyorsunuz da bakın. Siz de ortadan aldım. Bakın bakın. Tamam işte tamam. Ortaya gitmeye gerek evet. Yok. Bakın kenarını alıyorum. Ben bilerek ortadan kaymağı aldım. Kaymağı bakın ya mis gibi olmuş. Evet o kaymağı 2 mis puan verdim. Mis gibi olmuş. Vallahi. Sadece bunu mu? Diğerleri evet. Hiç mi yani? Siz beğeniyor musunuz şimdi görsel olarak? Evet çok beğeniyorum. Çok pişmemiş güzel. Tatlı. Paramparça ettiniz. Bana diyorsunuz ki görselini beğeniyor musunuz? Pişmemiş tatlıyı bana savunuyorsun. Bak altını bile husisi kaldırdım. Pişmemiş. Bak, hiç bak. Evet evet gerçekten. Pişmemiş tatlıyı sen bana sizler savunamazsın. Sizler de görün seyircilere de göstereyim göster, hemen. Göster lütfen. Hiç pişmemiş. Şunun altını göster. Bembeyaz. Neresi? Antep gözüküyor. Antep'e o kadar güzel koyunum yaydım ki. Hayır efendim. Antep'e gözüküyor. Lazım. Yeşil ha, renk var orada. Bunu bana savunamazsın. Pişmemiş. Vallahi kusura bakmayın. Pişmemiş. Gayet de güzel savunurum. Sen çünkü bakma, eminim lütfen. Güzel yaptım, iyi yaptım. Hayır, görünüyor hayır, da. Hayır. Her şey ortada. Evet ortada. Ama yani olmaz böyle. Hakkı bu şekilde buydu. Olmaz. Ben lütfen. Çok rahatım. Hakkı buydu. Kusura bakma. Sema teyzeciğim benim tabağım 2 puanı hak ediyorsa senin gelinin tabağına 0 verilmeli. Yıldızımızı bulalım mı? Ay hadi bulalım. Senin yıldızın. Ay inşallah benim yıldızımdır. Rakip gelin mi yoksa gelinin aşırı mi? Şurada bayılırım yani rakipse. Ben bilmem çok rahattın puanları verirken. Tut lütfen zaten o rahatlığı bitiriyor ya beni. Üçüncü kayınvalidemin puanı çok değerli bir puan. Bakalım kime gidiyor? Çok önemli bir puan. Çok ihtiyacınız şu var. Şu an kalbim inanın küt küt. Biliyorum. Hele dünkü olaydan sonra hep küt küt. Çok gelinime bir verdim ya. Gerçekten de bu puana çok ihtiyaçları var. Yeni de geldiler. Motivasyona evet. Da ihtiyaçları var. Finale de gitmek istiyorsunuz. Evet çok. Kaldır görelim neler etmişsin.
İyi bir halt etmişimdir inşallah. Damla! Sen misin? Aa, Damla! Tabii ki ben. Tabii ki Damla. Oh ki ne oh. Glikoza verdin, al helal olsun. Aynı hatayı ben mesela bir. Yani bence biz buradan kıymetin dediği gibi gitmeliyiz diye düşünüyorum. Sabahtan akşama kadar burada ayakta duruyoruz. Benim çocuğum arkada bas bas ağladığı halde ben de burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 1-2. Dünden beri 1-2. Ya hiçbir şey yok mu yani? Gamze demek hiçbir ki şey yapamamışsın. Yok mu? Ben hamur işinde iyi olduğunu düşündüm. Şeklini, şemalini güzel yaparsın diye o tabağa aldım. Şekli de çok güzel, şemali de çok güzel. Yanık değil. Yok Gamze. Sadece altı pişmemiş. O kadar. Olmadı. Boş bulamadım. Siz, siz doğru tabağa verdiniz. İnanın evet. Bana. Evet. Damlanın tabağı zor. Glikoz evet. Yapmış, glikoza verdik. Ya siz ne güzel R yapıyorsunuz. Aynen. Öyle ya. Çok. Ne güzel R yap. Arabalardan daha iyi yapıyorsunuz biliyor musunuz? Çok iyi yapıyorsunuz. Üçüncü evet. Tam puanım. Ben konuşmak istemiyorum. Benim puanlarım konuşuyor çünkü. Sen gerçekten beni o yanık tabakla aynı kefeye nasıl koyuyorsun ben bilmiyorum gerçekten. Benim çocuğum burada bas bas bağırarak ağlıyor. Biz buraya kazanmaya geliyoruz diyoruz. Sen bir verdim, iki verdim, altı yanmamış, üstü pişmemiş, bilmem ne olmuş, bilmem ne. Gamze her şeyi geçtim, görsellik yok. Biliyorsun ben sana kendimi söylüyorum, nasıl yaptım anlatıyorum. Evet, hamur işinde çok iyisin. Söylediğim halde bunları bu şekilde buraya çıkmaman gerekiyor. Hamur işinde çok iyisin, beni bugün sen i̇şte de yanılttın. İşte söylüyorum sana nasıl yaptığımı, evet. O sebeple beni bulman gerekiyor, anladın mı? Ama işte o yanılttı beni. Ayaklarım su topladı çok iyiydin tatlıda. Dünden beri bir, iki. Biz gidelim, gel gidelim o zaman biz çok de. Çok iyi olur bence. Gidelim. Çok tamam. Bulamıyorum. Bulacaksın. Bulamıyorum diye bir şey bulacaksın. Elimde olan bir şey değil. Allah bulamıyorum. Allah. Sen düzgün yapacaksın ki. Düzgün yapıyorum ben. Ben de bulurum seni. Ben düzgün yapıyorum. Sen beni... Diyeyim ki ben... kendimi sana anlatıyorum. Ben diyeyim söylüyorum. Ki. Evet. O yüzden Gamze'ni tabarmış diyeceksin. Ben şimdi tabağı... Şunu açacağım ben... Aa beni buldu demem gerekiyor. Sen ben... Ama ben bu tabakla böyleyim. Diyemem Gamze. Böyleyim. Biri başka, böyle. Biri başka Allah aşkına. Yani Gamze bir Sivaslı olarak o tabağı sana hiç yakıştıramadım. Gör, duy. Bunları sen söyletiyorsun, ben değil. Yapım ekibine seslenmek istiyorum. Gitmek isteyen arkadaşları. Ne olursunuz, başım ağrıdı. Bir yardımcı olun bize. Kesinlikle, bak baş kalmadı yani. Ben de sevgili izleyicilerime sesleniyorum. Kritik zamanı.